Yüzbinlerce binlerce insanın sıkıştırıldığı bir noktaydı. 2 milyonu ve farklı rakamları zaman zaman söyledik. Gazze zaten küçücük bir yerdi. Onun daha da küçük bir bölgesine, Refa yani sınır kapısına doğru ya deniz var artık seçenek olarak ya da Mısır'ın bir şekilde kapıyı açması eğer bu beklenilen olursa ve eğer Gazzeliler bir yere gitmek isterlerse çünkü gitmek istemeyeceklerin orada ölümü bekleyeceklerin sayısının oranının çok olduğunu da hep orayı o halkı tanıyanlar iyi bilenler söylediler. Bu bugün itibariyle şimdiye kadar kırmızılarla gördüğünüz yerler yapıların olduğu eskiden ve artık yok edilmiş Gazze haritası onu söyleyelim. Zaten beyazlara da aldanmamak lazım orada bina var da vurulmamış değil hemen hemen ayakta zaten bina kalmadı. Boşluklar tarlaların olduğu yerler zaman zaman oralarda Zaten vuruldu farklı niyetlerle. E şimdi de zaten oraya gidin, orası güvenlidir denilen refah da orada da kırmızılıkları görüyorsunuz. Oralarda zaten özelinde vurulmuştu. Şimdi buradan Han Yunus'tan, Deir el Gazze'nin merkezinden kuzey Gazze'den daha beter olmasından korkuluyor. Şimdi bir görüntüyle bakalım, anlatmaya çalışalım çünkü Gazze'ye e, en son kalan noktaya tanklar da girdi. Ve Gazze imgelerinin bulunduğu her yerde zaten tahrip ettiler. Sadece insanları katletmiyorlar, sadece binaları yıkmıyorlar. Gazze diye bir yerin kalmaması isteğini zaten Netanyahu çokça söylemişti. 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısından önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze diye bir yer zaten yoktu onlara göre. Şimdi yaptıklarını, planlamış olduklarını da dünyaya anlatmışlardı. Belki dünya o zaman da anlamadı. Şimdi hareket halinde yine de anlamıyorlar. Ama artık Burası, "Aylarca güneye gidin, güneye giderseniz size bir şey olmayacak." dedikleri Refah sınır kapısı işte açılmayan, işlemeyen ve de devamında en başta da oradan yardım konvoyu geldiğinde vurulan yerlerden bahsediyoruz. Bir İsrail bayrağında orada gördük. Vurulan noktalarda var yine halihazırda bugün burada ve İsrail zırhlıları karadan da birçok noktasına yine çok küçük olan ama çok büyük insanın yaşamak durumunda bırakıldığı noktaya sıkıştırılmış oldukları noktaya da saldırılar geliyor. Şimdi bu konuyla ilgili de bir bir değerli bir diğer değerli ismi ee, ağırlayacağız. Sayın Gürson'u ağırlayacağız. Boraz Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar Salih. Hoş değil gelişmeler. Zaten maalesef beklenen çok kötü bir sonuç var. Eğer bir şekilde durmazsa. Duracak gibi de görünmüyor. İsrail'in bir sorumu olacak. O yanıtı da isteyeceğim zaten. Amacı herhalde zaten şimdiye kadar kısım kısım getirip bir şekilde Hamas'ı bahane ederek ardından da bahaneye de gerek kalmadan dümdüz edip burada artık hiçbir Filistin'in yaşamamasını sağlamaktı. Ve e, herhalde refaha da başlatırsa zaten bunu da gerçekleştirmiş olacak gibi görünüyor. Gördüğümüz gibi mi? Maalesef gördüğümüz gibi Salih Nayman. Öncelikle e, ABD'nin işte yapacağı 21 milyar dolarlık yardımın nereye harcanacağıyla ilgili de aslında şu anki refah düzenlenecek ki dün e, füzelerle, dronlarla, keza ağır topçu silahlarıyla ve karadan da işte şimdi veriyorsunuz tanklarla e, buraya sıkıştırılmış milyonlarca insan için şu anda soykırımın maalesef tüm dünyanın gözü önünde canlı yayında soykırımın ...bir devamını izlemek durumunda kalacağız gibi duruyor. Evet, şimdi bir soru dedim, ikinciyi de hemen arkasına ekleyeyim. İsrail'in hiçbir şekilde duramayacağını, durdurulmayacağını anladık. E, Arap coğrafyasından bir sesin de çıkmayacağını anladık. Peki bu insanlar ne olacak? Çünkü buraya kadar bir yer vardı, güneye gelmişlerdi. Mısır kapıyı açacak ve hep belirtilen orada ufak bir alan oluşturulmuş gibi görünüyor. Oraya mı sığıştırılacaklar? Gitmeyenlerin hepsi öldürülecek, ne olacak? bu tarafa doğru bir şekilde gitmeleri sağlanacak. Yalnız burada Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Avrupa Birliği'nin yine yaptığı açıklamalar artı Hamas'ın dün ateşkesi kabul etmesi son derece değerli. Bakın geçtiğimiz haftalarda İran'la İsrail arasında işte karşılıklı füzeler üzerinden test atışları yapıldı ki bunun ben ABD güdümlü test atışları olduğu tespitini yapmıştım <laughs> sizlerle bağlantılarımızda. <laughs> Burada da özellikle İran'ın e, Hares gazetesine istinaden söylüyorum. İsrail gazetesine Hı -hı. istinaden Hı -hı. İran propagandasına alet olmamak için. Ama e, İran'ın vurduğu hedeflerin İsrail'in özellikle nükleer atacak e, kapasitesi o havalimanlarından havalanacak uçaklarla. Dolayısıyla buraları vurarak İran aslında bir şekilde ben İsrail'e nükleer silah kullandırmayacağım diyerek aslında İsrail'in karşılıklı misillemede test atışında havalimanları saldırması sonucuyla karşılaşmıştık. Dolayısıyla burada şu tespiti yapmıştım. Sanırım Netanyahu'ya Biden yönetimi artık buraya kadar refah saldırma. Sen sadece Laide değil ki biz de biliyorsunuz artık Güney Afrika ile beraber dinlenecek taraflardan biriyiz ki bundan sonra kullanılacak jeopolitik masada aslında bu garantör olmamızın yanında bu soykırımla ilgili de söyleyebileceğimiz sözleri ifade edebileceğimiz bir mecranın da oluşması anlamında son derece önemli ve Biden yönetiminin Netanyahu'ya buraya kadar derken aslında İsrail'in ayağına taktığı ABD çünkü uzak doğuda Pasifik'te olması gerekirken şu anda İsrail ayağında bir pranga gibi dururken bu pranganın halkasını Netanyahu'nun ayağına taktığını ifade etmiştim. Dolayısıyla hı hı. ABD güdümünde bir İran İsrail test e, atışları izledik diye o yüzden ifade ediyorum. Yani bundan sonraki süreçte işte Austin'in açıklamalarına Gene ABD Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına baktığımda ve Birleşmiş Milletler'in açıklamalarına baktığımda bu bir yerde duracak. Evet sizin söylediğiniz gibi Mısır'a doğru bir gidiş ve kaçış daha doğrusu sürgün söz konusu olabilir. Ama burada soykırımın devamını izletmek evet. istiyor Netanyahu ama Netanyahu'nun da artık sonunun geldiğini ve bu pislikleriyle beraber tarihin raflarında kalacağını da değerlendiriyorum. Peki. Boyraz Bey çok çok teşekkür ediyorum. Maalesef iç açıcı zaten bir başlık ve gelişme beklenemeyecek kadar aylar bize neler olabileceğini anlattı. Artık mucize bekliyor gibiyiz. Çünkü 35 binden fazla insan öldü. Bunun içinde çoğu zaten çocuk, bebek, kadın. E, hala olsun. kaç tane Hamaslı buldular, yakaladılar, etkisiz hale getirdiler böyle bir açıklama da yok, belki de hiç de yok. Yani hani savaştaki muhatapları tamamen siviller gibi görünüyor. İsrail'in dünyadan tepkiler var, sivillerden tepkiler var, yönetimlerden tepkiler var ama durdurmaya da yetmiyor. Onu da söyleyelim. Ee, çok çok teşekkür ediyoruz. Aktardıklarınız i̇yi, çok yayınladım. çok önemliydi. Sağolunuz. Sizlerle tekrar inşallah daha iyi başlıklarla da görüşebilmek için e, bekleyeceğiz hocam. Sağ olun. Sağ olun. Boyraz Gürson'u uğurladık efendim.